Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben neredeyim biliyor musunuz? Bugün teyzemdeyim. Filmlerde anlaşıldığı üzere bu sabah biz yola çıktık ve İstanbul'a geri döndük. Son haftamı artık İstanbul'da geçireceğim ve artık pazar günü neyse ki sınava giriyoruz ve kurtuluyoruz bundan. Buraya geldiğim zaman nedense derslerle alakamı kesiyorum yani. Şu an böyle hissiyat olarak bile ders bakmak istemiyorum ama bakacağım. O yüzden de yanımda hiçbir kitabım yok. Evde değilim çünkü. Yani yanımda kitabım olmadığı için de iPad var sadece yanımda. iPad'den bir tane genel kültür denemesi çözmeyi düşünüyorum. En son bir tane sadece genel kültür denemesi çözmüştüm. O da çok kötü gelmişti. Net hatırlıyorsunuz. Ahmet Hoca'nın attığı bir şey TG denemesiydi. Çok kötü gelmişti. Ondan sonra da bir daha çözmemiştim. Yani en son yine İstanbul'dayken çözmüştüm. Şimdi yeni bir deneme çözeceğim. Ve deneme netlerime bakacağız. Sonra da eve gidince zaten diğer derslere geçeriz. Böyle bunu söyleyeyim. Başka da bir şey yapmayacağım yani. Bu hafta sadece vatandaşlık, tarih ve coğrafya çalışmayı düşünüyorum. Onun dışında da hiçbir şeye bakmayacağım. Zaten 5 gün kaldı yani. Çok daha zorlamaya gerek yok. Böyle. Şimdi gidiyorum. Denememizi çözelim. Ondan sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar, denemem bitti. Buraya yazdım. Çünkü hiçbir şey yok yanımda. Ve o kadar kötü ki yani. Şu an görmüyorsunuz belki. Göstermeyeyim. Gerçekten çok kötü. Tek değişmeyen şeylerim coğrafya netlerim. Coğrafya neti asla değişmiyor. Yani iyi olan tek şey coğrafya. Vatandaşlık hiç artmadı. Cidden bak. Eskiden yaptığımın daha kötüsünü bile yapıyor olabilirim yani. Bu sefer genel kültür sorularını yapamadım. Neden yapamadım bilmiyorum. Biz çok saçma bir hata yapmışım yani, saçma salak. Ve tarih netim yani sanırım sınava başlamadan önceki netim, çalışmaya başlamadan önceki netim falan. Burada bu denemeyi çözdüm. Bunun hangi yayın evi olduğunu bilmiyorum. Ahmet Hoca atmış yani, yazmıyor hiçbir yerinde. Deneme 1 yazıyor, bilmiyorum ne bu. Ve cidden çok kötüydü. Tarih netlerim neden böyle oluyor bilmiyorum. Büyük ihtimal hepsini unutmuşum yani. Şeyi karıştırıyorum ve şeyi bile karıştırdım bakın. Kutule mağara şeyi vardı ya, onu bile karıştırdım. Gerçekten bıktım artık aynı şeyleri çalışmaktan. Neyse ki bitti. Bir de tarihte yorum sorusu yoktu bu arada. Hep bilgi sorusu vardı. Birazcık sınava yönelik değil bence bu. Coğrafya yine aynıydı yani, coğrafya iyiydi. Vatandaşlık da zordu bence. Tarih, umarım bu sene yorum sorusu falan çıkar da bari oradan kurtarabilirim diye düşünüyorum. Çünkü böyle direkt çok fazla, yani hepsi bilgi olduğu zaman daha düşük bir net yapıyorum. Ama yorum soruları en azından birazcık yapılabiliyor. Böyle, şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Tarih çalışacağım. Çünkü tarih çalışmaktan başka bir çarem yok. Coğrafya bile yani sabit duruyor. Ama tarih no. O yüzden tarih çalışmaya gidiyorum. Şimdi hangi konudaydım en son? Cephelerdeydim. Onları bitiririm bugün. Ondan sonra milli mücadeleyi falan. Şeyi bile yapamadım bu arada bakın. Erzurum Kongresi'ye nefret ediyorum. 55 kere falan çalıştım ben onu artık. Ama şu an sorsanız sadece hatırladığım tek şey ne biliyor musunuz? Sivas Kongresi'nde ya istiklal ya ölüm dendi. Yani Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm dediği laf. Bunu hatırlıyorum. Mesela o ilk işte uluslararası sınırlar, azınlıklar, kapitülasyonlar nerede konuşuldu falan, onların hepsini unuttum. Ve o soru vardı yani, Erzurum Kongresi vardı. Onun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani sürekli unuttuğum bir şey varsa o da bu. Ve buradan her sene soru çıkıyor. Neyse. Şimdi gideceğim, onları bir tekrar edeceğim. Yine ve. Artık sınava yakın tekrar ediyorum. Lütfen unutmayın pazara kadar yani. Çünkü bıktım. Sonra da işte vatandaşlığa bakarım akşam. Böyle bir plan. Şimdi gidiyorum. Moral bozukluğumla tarih çalışıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye.
Selam arkadaşlar. Eve geldim. Şu anda şükürler olsun duşumu aldım, rahatladım. Ondan sonra videoyu izlemeye başladım. Anayasa videosunu izledim. Anayasa derken yargı videosunu izledim. Emre Hoca video esnasında şey dedi işte hani bu videoları izleyip 9'da 9 yapmayı düşünüyorsanız hani çok zor. Çünkü hani sene başından beri yapmanız gereken bir şey. Hatta bu videoyu çektiği zaman söylüyor bunu bir iki ay öncesinde falan. Şu an sınava 5 gün kala benim bu videoları izlememde ayrı bir korkuttu yani ne diyeyim. Moralman birazcık düştüm. Zaten moralman düşmeye yer arıyorum. Şimdi İstanbul'a da geldim ya. O yüzden birazcık kötü hissettim yani. Ama haklı tabii ki. Sonuç olarak yani bu uzun sürelerdir çalışıyoruz ve herkesin söylediği o işte vatandaşı sona bırakma kısmını maalesef ben de gerçekleştirmiş bulunuyorum. Yani yapacak bir şey yok bu saatten sonra artık. Zaten genel kültür, bugünkü genel kültür denememde rezalet bir sonuç çıktığı için bayağı moralim bozuk yani. Çünkü normalde yani o kadar düşük gelmiyordu. Hatta ben son zamanlarda yükseltmiştim. Ama bu denemelere bayağı bir ara verince büyük ihtimalle düştü. Tarihten çoğu şeyi hatırlamıyorum. O zamanlar böyle bayağı bir sık bir ara tarih çalışıyordum ya. O zaman işte yükselmişti yani. Onu hissetmiştim bölü denemesinden sonra falan da. Ama şu an tam tersi haline döndü. Yani böyle bir sene boyunca güzel çalışıp son iki ayda nasıl sınav batırılır benim videolarımı izleyerek öğrenebilirsiniz. Gerçekten yani gerekirse biraz daha kısa bir süre içerisinde çalışıp daha sıkı ve düzenli çalışmak her zaman daha mantıklı bence. Bunu öğrenmiş oldum. Neyse ki çok az bir zaman kaldı. Bugün günlerden pazartesi ve cumartesi zaten yani pazar günü sınavımız var pazar sabahı. Umarım her şeyin hayırlısı olur. Artık yani bu konuda bir şey demek istemiyorum. Kimsenin moralini de bozmak istemiyorum. Hep aynı şeyleri de konuşmak da istemiyorum. Ama işte yapacak bir şey yok yani. Öyle. Bunları söylemek istedim. Şimdi ben tarih çalışmaya geçeceğim. Tarihte o söylediğim işte dünya savaşlarını falan bir hızlı tekrar edeceğim. Milli mücadele kısmını tekrar ederim. Yani gelebildiğim kadar gideceğim bugün. Ondan sonra da güncel bilgilere bakacağım birazcık. Bugün bunları yapacağız. O zaman şimdi tarihe geçiyorum.